Şu anda cezaevlerindeki yoldaşlarımız, arkadaşlarımız tekrar bir eyleme geçtiler. Sayın Öcalan'la görüşülmesi için, bir mesaj alınması için arkadaşlar belki annesi babasını hayatta böyle bir eyleme girmezdi. Ama Sayın Abdullah Öcalan Kürt halkı lideri için arkadaşlar hastanelere, revirlere çıkmama kararı aldılar. Telefon görüşlerine çıkmama kararı aldılar. Aile ziyareti görüşlerine çıkmama kararı aldılar. Bu 6 aylık bir hedeftir. Bu 6 ay içinde biz umuyoruz ki en kısa zamanda Sayın Öcalan'la bir görüşme yapılsın. Bu eylem sona ersin. Eğer AKP hükümeti 2020'de beri başlattığımız bu eylemleri yine de bu en sondaki eylemler gibi kulak kapatırsa, görmemezlikte gelirse cezaevlerinde olsun ve kamuoyunun, Kürt kamuoyunun başka bir eylemlere geçecekleri kesindir. Çünkü Sayın Öcalan Kürt halkının siyasi iradesidir. Bizlerin önderliğimizdir. Bunun için muhakkak Sayın Öcalan'la görüşülme yapılması gerekir. Görüşülme yapılırsa umuyoruz Türkiye'de Kürt halkı başta olmak üzere Türkiye hakları, devrimci haklar hatta Orta Doğu da etkileyecektir. Sayın Öcalan'ın eylemsellikleri 170 ülkede kitap okumalar olsun, eylemler olsun, standlar olsun, spiti önünde oturulan eylemler olsun. Dünya bizi duyuyor, Kürt halkının haykırışını dinliyor, duyuyor ama Türkiye'de AKP hükümeti duymuyor. Siyasi tutsaklarımız, yoldaşlarımız kendi çıkarları, kendi şahsları için hiçbir şey beklentileri yok. Telefon açmaz, kendi sağlığını da düşünmez, doktorlar revire çıkmaz. Tek dertleri Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşması. Sayın Öcalan fiziki özgürlüğüne kavuştuğu zaman bizim siyasi tutsaklar hiçbir şey talep etmezler, istemezler de. Çünkü onların amacı bir amaçları vardır, bir hedefleri vardır. Sayın Öcalan'ın özgürlüğü, Kırgızistan'ın özgürlüğü, barış istiyorlar, özgürlük istiyorlar, adalet istiyorlar. Başka hiçbir şey istemiyorlar. Arkadaşlar kendi şahsları için, ailesini için hiçbir talepleri olmamıştır, olmaz da. Şu anda yüzlerce cezaevinde binlerce arkadaşlarımız açlık grevinde, eylemlerde, görüşme eylemlerinde bu eylemleri de devam edecekler. Yanı sıra on binlerce de bunların aileleri var. Biz bu eylemleri sadece Kürt halkı için yapmıyoruz. Türkiye hakları için. Türkiye'de yaşayan tüm haklar için biz bu eylemlere baş koymuşuz. Çünkü eğer Kürt halkı refaha kavuşursa inanın ki bütün yurtsever insanlar, devrimciler, Kürt dostlarında da biz destek bekliyoruz. Türkiye halklarında destek bekliyoruz. Sadece biz kendimiz için istemiyoruz. Türkiye geneline, Türkiye halklarına, yurtsever, devrimci, Kürt dostları için onlara da sesleniyoruz. Bizim bu eylemlerimize cezaevlerine ses olsunlar, destek olsunlar, Kürt halkının yanında olsunlar.